Merhaba arkadaşlar, Oyuncu Vardiyası'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Nintendo Switch'e önümüzdeki hafta gelecek olan oyunlara hızlı bir göz attığımız bu serimizde 7 Kasım ile 13 Kasım tarihleri arasında bizleri hangi oyunlar karşılayacak onlara bakacağız. Ayrıca bu hafta sonu taşınacak olmam sebebiyle yaşayabileceğim muhtemel internet sıkıntılarından haftaya video hazırlayamamış olursam şaşırmayın. Umarım tez vakitte tekrar internete kavuşurum. Biz videomuza dönelim ve neler geliyormuş birlikte bakalım. Öncelikle 12 Kasım bu haftayı ele geçirmiş diyebilirim. Neredeyse bütün oyunlar o güne ait ve hatta ben de bütün seçimlerimi 12 Kasım üzerinden yaptım. Birinci sırada Atlus'tan Shin Megami Tensei 5 geliyor. Bence haftanın bombası kendileri. Teknik özellikler, tarihçe vesaire gibi konulara girmeyeceğim tabii ki burada ama kendilerini ya da herhangi bir Persona serisinden oyun oynadıysanız siz de muhtemelen heyecanla bekliyorsunuzdur. Bilmeyenler için sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olur kendileri ve düşmanları ikna ederek sizinle beraber savaşmalarını sağlamak, yaratıkları birleştirip yeni yaratıklar elde etmek gibi mekanikleriyle ön planda olan bir seridir. Açıkçası Persona 4'ü PlayStation'da bitirememiş birisi olarak buna direkt atlamayacağım çünkü tabii ki tam ücretlemeye sahip. Yaklaşık 80 Avustralya doları fiyat ve 12.7 GB indirme boyutuyla geliyor. Es kaza ileride bir gün indirim görürse ya da kurlar düşerse kesinlikle oynanacaklar listesinde. Bombaları en baştan patlatarak devam edelim. Sıradaki oyunumuz Star Wars Knights of the Old Republic. Namı değer Star Wars KOTOR. Lakin acıklı taraf diğer konsollara remake olarak gelen oyunun bildiğiniz 2003 versiyonu geliyor Switch'e. Remake'i kaldırmadı sanırım alet. İlgili dönemde Metacritic notu gayet zirvede gezen ve insanların ayıla bayıla oynadığı bu oyunu siz de deneyimlemek isterseniz eğer 18.75 Avustralya doları gibi makul bir fiyat ve 11.7 GB indirme boyutu ile 12 Kasım'da oynayabilirsiniz. Lakin insan ister istemez PC'deki duruma bakıyor ve Steam'de oyunu 18.5 lira olarak görünce eğer hareket halinde oynamak gibi bir arzunuz yoksa o tarafa yönelin demek istiyorum. Tercih sizin. 12 Kasım'ın 3. büyüğü Rockstar'dan geliyor. Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Böyle söyleyince bayağı uzun oldu ama bildiğiniz GTA geliyor arkadaşlar. Grafik tercihiyle bir miktar gömülmüş olsa da bence yine de gideri var. GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının yenilenmiş halini tek paket olarak sunacak olan bu oyunda aslında parasının hakkın ziyadesiyle verecek gibi duruyor diyebilirim. 3 oyunu da daha önce PC'de deneyimleme şansı bulmuş bir insan olarak 3'ünden de pişman olmazsınız diyebilirim. Tabii ki 80 Avustralya doları gibi tam ücretiyle gelecek olan oyun 19.5 GB gibi ziyadesiyle büyük bir indirme boyutu ile geliyor. Açıkçası buradan sonrasına bakmaya gerek var mı bilemedim ama neyse arkadaşlar sahneyi süpürdü ama biz devam edelim. Amazing Princess Sarah var sırada. 2014 senesinde PC ve Xbox için çıkmış olan bu aksiyon platformer arkadaşımız 2D pixel art grafikler ile geliyor. Babasını kaçıran ve krallığını ele geçirmek isteyen şeytana kafa tutan prensesimizin dikkati çeken ve vurgulanan oynanış özelliği düşmanları birbirlerinin üzerine fırlatabiliyor olmamız. Öldürdüm bitti değil de öldürdüm bir de bununla şunu öldüreyim kafası var oyunda. 9.75 Avustralya doları temel fiyat ve 169 MB boyutu ile geliyor ki 11 Kasım'a kadar 5.85 Avustralya doları fiyat ile sahip olabilirsiniz. Sırada bir puzzle olan Island Farmer var. Öncelikle resmi hafızana kaydet, sonra alanı karıştır ve akabinde de karelerin yerlerini değiştirerek eski haline getir üzerine kurulu bir puzzle oyunu kendileri. 20 farklı diorama adada puzzle'ları çözün denilmiş ancak bu sanırım 20 farklı bölüm var demek. Diorama nedir derseniz 3 boyutlu tablo diyebiliriz. Bana bölüm sayısı az görünmüş olsa da 4.49 neden böyle bir rakam hiçbir fikrim yok. 4.49 Avustralya doları gibi düşük bir fiyat istiyor olması makul hale getiriyor. 605 MB indirme boyutu söz konusu. Treasures of the Aegean ya da Aegean. Her neyse bildiğiniz Ege yani.
Öncelikle el çizimi fon grafikleri cidden hoşuma gitti. Onu belirterek girmek istiyorum. Oyun bir aksiyon platformer olarak geçiyor ancak daha ziyade parkur oyunu sanırım. Zaman döngüsünde sıkışmış bir kayıp adanın gizemini çözmeye çalışıyoruz oyunda. Bazı puzzle'lar ve tuzaklar ve hatta düşmanlar da bizi bekliyor bu döngüde. Lineer olmayan bir oynanışa sahip olduğu belirtilen Treasures of the Ege 30 Avustralya doları fiyat ve 1,2 GB boyut ile geliyor. Fiyat oyuna göre biraz fazla görünmedi gözüme desem yalan olur bu arada. Aslında bu hafta göz atacağımız son oyun American Hero olacaktı arkadaşlar. Kendisi yine bir interaktif film gibi görünmesi sebebiyle ilgimi çekmişti ama trailer'ı yok. O yüzden yardımcı olamıyorum. Başta da belirttiğim gibi bu hafta sonu taşınıyor olmam sebebiyle videoyu da hafta ortasında hazırlamak durumunda kaldım. Normalde cumartesi günü tekrar eShop'a bakıp listeye eklemem gereken oyun varsa onu da alıyordum ama bu hafta onu yapamayacağım. Umarım internet sorunu hızlı çözülür ve devam edebiliriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek dileğimle. Hoşçakalın.